30 metre aslında 90 metre arkadaşlar. Ana taşıyıcı var. Ana taşıyıcı üstüne basıyor. Makine yürüme sırasında şuradan iki çıkartıyor. Makinenin burun kısmı diğer bojiye değdiği 2 metre gittiği anda arka taraftaki burun diğer bojiden kurtarılıyor. Yani... Hem düşey hem yatay değil mi? Evet. Bugün yine bir şantiyedeyiz. Bizim işimiz şantiyelerde olmak. Bizim işimiz yanlış insanların yanlışlık içerisinde olduğu 15 Temmuz'dan sonra ülkemizin işlerinin, işleyişlerinin, şantiyelerinin aynı hızla devam ettiğini bir kere daha özellikle vurgulamak. O yüzden teşekkür ederiz. Bugün Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında özellikle viyadüklerin olduğu yerde yaptığımız incelemelerde sizler de bize eşlik ettiniz. Bu konuda teşekkür ederiz. Özellikle 15 Ağustos darbe girişiminin milletimiz sayesinde, Cumhurbaşkanımız sayesinde, Başbakanımız sayesinde, hükümetimiz, meclisimiz ve siyasi parti gözetmeksizin ülkemiz insanı sayesinde velhasılı kelam 79 milyonun sayesinde bastırılmış olması, püskürtülmüş olması, demokrasinin pekişmiş olması, millet ruhunun tekrar bütün dünyaya ispatlanmış olması gerçekten memnun olduğum bir şey. O yüzden biz bir şeyi özellikle vurgulamak adına tekrar şantiyelerimizdeyiz. Biz diyoruz ki kim ki hangi hainliğe kalkışırsa kalkışsın bu ülkenin kalkınmasının, büyümesinin, ticaretinin, ekonomisinin olmazsa olmazı olan ulaştırma altyapı projelerimizde biz dünden daha hızlı çalışmak durumundayız. Dünden daha hızlı çalışacağız. Ve bu konuda herkes görecek ki ulaştırma projeleri hız kesmeden ülkemizin ve insanımızın hizmetine girmek adına adım adım hayata geçecek, devreye girecek. Özellikle demiryolu sektörü tarihimizde, geçmişimizde gerçekten gurur duyduğumuz bir sektördü. Ancak 1950'lerden sonra 50 yıl boyunca ihmal edilmiş bir sektördü. Halbuki demiryolu taşımacılığı, toplu taşımacılık anlamında ve başlangıçta yatırım pahalı olsa dahi yatırım kullanma ömrünün çok uzun olması sebebiyle herhalde olması gereken taşıma türleri arasında, ulaştırma türleri arasında
başta olması gereken bir taşıma türü. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde biz ulaştırma ailesi olarak, demir yolcular olarak 13-14 yıldır olağanüstü bir hızla demir yollarımızı geliştirmeye, kalkındırmaya çalışıyoruz. Bunun örnekleri bugün hizmete girmiş olan Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Eskişehir yüksek hızlı trenleri. Tabii onlarla kalmıyor. Özellikle ülkemizin son 10 yıldır demir yolu sektöründe 50 milyar, eski parayla 50 katrilyon para harcadığını düşünürseniz, bizim Edirne'den Kars'a ana omurgayı oluşturmak, bunları Akdeniz'e, Karadeniz'e, Güney'e, Suriye'ye, Irak'a bağlamak gibi bir hasletimiz var, bir gayretimiz var. Bu gayretin sebebi ne? Ülkemizin her tarafını yüksek hızlı tren ağlarıyla, hızlı tren ağlarıyla örmek ve Türkiye'nin her yerine demir yoluyla erişimi sağlamak. Yetmez, özellikle hem karayoluyla entegrasyonu hem de deniz limanlarımızla, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin deniz limanlarını da bugüne kadar olduğundan daha fazla demir yoluyla birbirine bağlamak ki entegre taşımacılığı, kombine taşımacılığı veya taşımacılık türleri arasındaki entegrasyonu sağlamış olalım. Bu konuda çok mesafe aldık. Çok mesafe almaya devam ediyoruz. İnşallah Ankara-Sivas yüksek hızlı trenimiz de ki 405 kilometrelik bir mesafedir. Şu an yaklaşık 11 saatlik seyahat süresini amacımız 2 saate indirmek ve insanımızın hayatını kolaylaştırmak, zamandan tasarruf etmek, yakıttan tasarruf etmek. Bu 405 kilometrelik güzergahın tamamının altyapısında şu an çalışıyoruz. 7 etapta ihale ettik. Ortalamada %70 ilerleme sağlamış durumdayız. Ve yine şu an bulunduğumuz yer özellikle Elmadağ-Kırıkkale arası 4 tane büyük viyadüğümüz var. En büyüğü 1800 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 6200 metrelik 4 viyadüğümüz var. Bu viyadükler özellikle ayak açıklıkları veya kolon açıklıkları arası 90 metre. En yükseğinin yüksekliği ray kolunu düşünürseniz 94 metre ki demir yolu sektöründe Türkiye'deki en büyük hem ayak açıklığı hem yükseklik olacak. Ve bulunduğumuz noktada bir başka özel işlem daha yapılıyor. Bu işlem de şu, dünyada ilk defa bu açıklıkta hareketli iskele sistemi veya hareketli kalıp sistemi diyebileceğimiz bir sistemle viyadükleri yapıyoruz. Her ayak arasını başlangıçta biraz daha uzun süre olmak üzere şimdi 16 güne düşürmüşüz. 16 günde bir iki ayak arasındaki bütün kirişler dökülüyor ve yerinde dökülüyor. Aynı kalıp devam ediyor. Bir sonraki aşamada tekrar kalıp yerinde dökülüyor ki bu hareketli kalıp sistemiyle bu işi hem çok hızlandırmış oluyoruz, hem çok daha ekonomik hale getiriyoruz ve daha da önemlisi daha hafif bir sistem kurmuş oluyoruz. Daha hafif bir malzeme kullanarak aynı sistemin gereğini yapmış oluyoruz. Burada dünyada ilk olan, Türkiye'de ilk olan bu uygulamayı özellikle Devlet Demiryolu çalışan arkadaşlarımız ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama yapıyorlar. Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin 2018'de hizmete girip insanımıza hizmet verebilmesi için bunların çok hızlı yürümesi gerekiyordu. Bu konuda çok güzel bir çözüm geliştirdiler. O yüzden sizlerle birlikte bugün geldik. Hem bu ülkemizde ilk defa uygulanan uygulamayı yerinde görmek, bu tekniği yerinde incelemek ve daha da önemlisi meydanlarda nöbet tutan, sokaklarda nöbet tutan demokrasisine ülkenin her yerinde sahip çıkan 79 milyon insanımıza da şu mesajı vermek istedik. Evet, siz demokrasi nöbeti tuttunuz. Evet, sizler şehit oldunuz. Sizler gazi oldunuz ki şehitlerimize bu anlamda rahmet diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Onlara şu mesajı veriyoruz. Evet, siz meydanlara sahip çıkıyorsunuz ama biz de bu ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin olmazsa olmazı olan ulaştırma altyapı projelerini çalışma arkadaşlarımızla birlikte hız kesmeden devam ettiriyoruz. Hatta daha da hızlı yapmak adına şantiyelerdeyiz, yol boylarındayız, ray döşüyoruz,
elektromekanik sistem yapıyoruz ve bütün bu projeleri bir an önce insanımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yine projeyle ilgili bugün buradan bir müjde daha vermek lazım. Altyapının tamamında çalışma var dedik. Tamamında %70 oranında ilerleme sağlamışız dedik. Yerköy Sivas arası elektromekanik sistemler başta olmak üzere üst yapı dahil ihale ilanına çıktık. 6 Ekim'de yapım ihalesinin tekliflerini alacağız. Bu çok önemli bir aşamaydı. Ve yine Ankara Yerköy arasının ise ihale hazırlığını yapıyoruz. Bu ay içerisinde onun da ihalesini yapmış çıkmış olacağız ve Ekim ayının ikinci yarısında da Ankara Yerköy arasının üst yapı ve elektromekanik ihalesini yapmış olacağız, tekliflerini almış olacağız. Dolayısıyla Ankara Sivas arasında başlanmamış, el atılmamış yüksek hızlı tren hattında herhangi bir kısım kalmayacak. Biz böylece 2018'in ikinci yarısında Ankara Sivas yüksek hızlı trenini Ankara İstanbul'a bağlamış olacağız ve inşallah 2023 hedeflerimiz kapsamında Edirne'den Kars'a kadar da yüksek hızlı treni, hızlı trenleri yaptığımızda ülkemiz insanı görecek ki evet, onlar demokrasisine sahip çıkıyor. Biz de demokrasinin olmazsa olmazı, ülkemizin kalkınması adına projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ben bu konuda özellikle çalışma arkadaşlarıma başta olmak üzere yüklenicilerimize çok çok teşekkür ederim. Mühendisinden işçisine, teknisyenine, teknikerine ve onların yardımcıları olan bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Bilsinler ki vatandaş meydanda demokrasiye sahip çıkıyor. Onlar da burada işlerini yaparak ülkemizin kalkınmasına destek veriyorlar. Ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacaksak bunu hep beraber yapacağız. Dolayısıyla sizlere teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz ki dağ başında da olsa çalışmalarımızı bizimle birlikte izliyorlar. Ve 79 milyona diyorlar ki merak etmeyin, dağ başında da olsa çalışmalar devam ediyor. Sizin geleceğinizi, refah seviyesinizi yükseltmek ve Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesine daha hızlı yükselmek üzere hiç merak etmeyin. Görevli arkadaşlar işinin başındadır, işinin gereğini yapıyorlar. Biz işimizin gereğini yapmak üzere gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Ulaştırma ailesi 100 bin kişiyle birlikte her alanda ama her alanda ülkenin kalkınmasına katkı koymaya devam edecek diyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Thank you.